Bu ülkenin vatandaşlarının canını alanlar ellerini kollarını sallayarak gezmemeli bu ülkede. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak şunu diyoruz. FETÖ'nün siyasi ayağını da derhal ortaya çıkarın ve cezalandırın. Bu ülkenin gençlerinin istikbalini çaldılar. Ülkenin mal varlığını çaldılar ama istediği gibi gezebiliyorlar. Siyasi ayağı o gün tankların gölgesinden kaçıp bir yerlerde kahve içenlerdir. Oraya baksın. Bizimle ters düştü evet. Ama bizimle ters düştükten sonraki noktada kimler sahip çıktı? Ve bunu ben söylemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili Birgül Ayman Güler diyor ki benim partim FETÖ ile işbirliği yapıyor ve ben bu partiden ayrılıyorum diyor. Birkaç belediye başkanı. Şimdi çok detaylara girmeyeceğim. FETÖ'nün siyasi ayağı FETÖ'nün gazeteleri kapanırken kendilerini bayanlara sıfır noktasına yanaşacak derecede onları taciz eden milletvekili vekilleridir. YouTube'dan baksınlar kimlerin bunları yaptıklarını. Devletin malını deniz görüp domuz gibi yiyenler, komşusu açken tok yatanlar, başkasının hakkına saldıranlar, gencecik çocukları uyuşturucu bağımlısı yapanlar, yurtlarda çocuklara tecavüz edenler, hukuku ayaklar altına alanlar, ülkenin kuruluşuna hakaret edenler, denizleri kirletenler, doğayı katledenler, ağaçları kesenler, kanla alınan topraklarımızı parsel parsel satanlar, ihaleye fesat karıştıranlar, arabasının arkasına köpek bağlayıp sürükleyen caniler, faiz haramdır deyip faizi helalleştiren din tacirleri. Ülkemiz maalesef bu durumda. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Atatürk'ün fotoğrafını meclisteki odalarından çöpe atanlar mı dersiniz? Atatürk demeyen yöneticileriniz mi dersiniz? Ya arkadaş, siz bu Atatürk'ün rozet Atatürkçülüğünü bir bırakın. Bırakın bu işi. Ve ifadeleriniz hep klasik. Bu anlamda lütfen Atatürk üzerinden siyaset yapmayı bırakın. İstanbul Büyükşehir'in İstanbul Vakfı kurban bağışlarını almaya başlamıştır. Tabii zor oldu. Bir tane İçişleri Bakanı kafasına göre devlet adamı mı yoksa kabadayı mı belli değil. İzin verildi. Yardım etmek isteyen arkadaşlar o kanaldan kurbanlarını halledebilirler. Ya bir Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı'na kabadayı ama bu size çok uzak şeyler değil. Çünkü siz bizim gibi birlikte seçildiğimiz meclis arkadaşlarınıza bile hakaret ettiniz. Ne dangalak bıraktınız, ne yamyam bıraktınız, ne bu sizin. Size de bir şey söylemiyorum. Siz görevlisiniz. Siz bu partinin grup sözcüsünüz. O siz oradaki zihniyeti orada yansıtıyorsunuz. Ben bunu kişisel anlamda bakmıyorum. Sizin siyaset yaptığınız partinin tarzı bu. Çamur at, sert ifade bulan, hakaret et. Çünkü niye? Yalan, yanlış şeyleri söyle, algı yönetme. Bunları iyi başarıyorsunuz ama artık vatandaşlar buna müsaade etmiyor. Çocuk istismarı geçen ayın en önemli problemlerinden biri. Elmalı davası bu ülke böyle bir rezilliği son yıllarda çok fazla görmeye başladı. Yani 6-9 yaşında çocuklar, öz annesi, üvey babası bu yaşta çocukları para karşılığı peşkeş çekiyor. Ve bunlar ispatlanıyor. Çocuklar konuşamaz haldeler, resim çiziyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Bunun failleri dışarıda. İstanbul Sözleşmesi'ne niye çok asılıyoruz arkadaşlar? Bu tip olayları yapanların yanına kar kalmasın diye. Başka bir derdimiz yok. Tabii arkadaşın anlattığı gibi kadınlar başımız tacımız. Başımızın tacı. Ama öyle değil. Kadın öldüren yok takım elbiseyle duruşmaya çıktı diye cezası hafifliyor. Böyle bir ülke olur mu? Elmalı davasında karar veren hakimle savcı onlar bile tutuklanmalı. Sen ufacık bebeği karartmışsın kardeşim. Tabii sen bunları nereden geliyor bu işlerin ayak sesleri? Ensar Vakfı'nda 45 tane çocuğa tecavüz ediliyor. Bir kişiye 508 yıl ceza veriliyor. Bir kişiye işin üstü kapatılmak için uğraşılıyor. Arkadaşlar bu tip olayları örtmeye çalışmak kendi insanımıza ihanetten başka hiçbir şey değil. Vakıflarda tecavüz var, şunlar var. Arkadaşlar yanlış olan hukukun önünde bunun cezasını çeker. Bir de vakıf isimleri vererek orayı hukuk önünde, hukuk buna karar verecek. Siz karar vermeyeceksiniz. Ama onun özelinde keşke bu enerjisini parti içerisinde taciz, tecavüz ve bunlar olduğunda ses çıkarsaydı diyecektim ki çok
omurgalı bir duruş. Hem vakıfa söylüyor hem de kendi partisi içerisindeki bayanların o beyanatlarına destek veriyor. Tecavüz bir vakıfta olduğu zaman kötü, tecavüz her zaman kötü. Çirkin bir iş. Ama kendi içinde olduğu zaman sus pus herkes. Böyle bir şey yok. Evet, arkadaşlarım yine anlattı emeklilerin maaş şeylerini. Arkadaşlar, belediye yönetiyorsunuz. Bakın personellerimizden bana gelenler var, telefon açanlar var. İki mecliste kürsüden size ifade ettim. Çalışanlarımızın mağduriyetlerini, devletin size verdiği emekli olarak zamın daha altında çalışanlarımıza zam verdiniz. Onu da konuşalım. Onu neden? Siz iyi bir sendikacı olduğunuzu anlatırsınız. Ama sizin sorumluluğunuzda olan ilk önce kendi işinizi başaracaksınız. Sonra diğerlerine laf söyleyeceksiniz. AKP yandaşlarına bir tane değil 5-6 tane maaş bağlayarak, tabii bütçe yetmez. Herkes 4-5 tane maaş alıyorsa yetmez. Hatta bir tanesi AKP Genel Başkanı'nın oğlunun arkadaşı. Cuma itibariyle 41. maaş bağlanmış. Bizim hesap uzmanı arkadaşlar da ne kadar para geçtiğini hala hesaplayamadılar. Naci Alparslan diye biri 176.727 lira maaş alıyor. Kimmiş bu? Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı. Allah gözünü doyursun, ne diyeyim ben. Burhan Ersoy 161.928 lira maaş alıyor. Kim bu? Vakıflar Genel Müdürü. Vallahi bu millet hiçbir şekilde bunlara helallik vermeyecek. Bunları daha fazla sayabilirim. Birkaç örnek verdim. Zehra Zümrüt Selçuk. Bakanken 28 bin lira alıyormuş. Kardemir'de 39.423 lira maaş alır hale gelmiş. Niye maaş veriyorsunuz ona? Zaten dezenfektanı 10 misli fiyatla bu devlete kazıkladı. Bir de maaş veriyorsunuz. Evet. Sustur. Sayın misafirlerimiz, lütfen meclisin sükunetine yardımcı olalım. Kendi içimizde sohbet etmeyelim ki çünkü ses buraya kadar geliyor. Evet. Hayır, bağırmak. Ben devam edebilir miyim? Bağırmak yok, sadece Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı benden önce yakın olduğu için, duyduğu için ben de müdahale edecektim. Tamam, devam edelim. Sayın Başkan. Tamam. Tahir Bey, ben de lütfen Sayın Başkanım, lütfen. Tahir Bey, siz müdahale etmeyin lütfen. Arkadaşlar, devam edebilir miyim? Tahir Bey, tamam. Sayın Başkan, lütfen. 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 Tahir Bey. Tahir Bey lütfen. Tahir Bey. Lütfen. Arkadaşlar, kimse kimse öyle susturun falan, öyle bir şey yok. Arkadaşlar. Yani grup başkanı, şimdi, grup başkanı yakın olduğundan dolayı öyle bir uyarı da bulundu ki ben yapacaktım zaten uyarıyı. Arkadaşlar. Ama sizin böyle cevap vermenize gerek yok. Sayın Başkanım. Arkadaşlar. Gerekli uyarı yaptık. Buyurun. Şimdi sayın konuşmacı aşıyı söyledi. 50 milyon doz. Ya ikiye bölerseniz 25 milyon yapıyor. 50 milyon doz dediniz değil mi? 50 milyon kişi demediniz. 53 milyon doz. Doz. Yani 25 milyon vatandaşımıza vuruldu. Ya yani bu ne oluyor? Aşağı yukarı %29-30'lar seviyesinde vatandaşımız aşılandı. Son 15-20 günü içinde hakikaten iyi gidiyor. Bir sene gecikmeli de olsa 15-20 günde iyi gidiyor. Çok seriler. İnşallah vatandaşımızın tamamına da vururlar. İnşallah diyorum. Keşke mesela bu aşı üretimiyle bir üniversiteyi eşleştirdiler. Keşke bizim hıfzı sığamızı bu hükümet kapatmasaydı. Keşke kendi aşımızı üretebilir olsaydık. Yani bunları yaparken ileriyi düşünmek lazım.